باب القراءة في صلاة الليل كيف هي؟ ورد مقابل باب القراءة في صلاة الليل gece namazında kıraat babı keyfe hiye nasıldır? Yani gece nafile kılan bir adam aşikare mi okuyacak, gizli mi okuyacak? Bunu beyan edeceğiz. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Sa'id ibn Mansur kâle haddesene ibn Ebi Zenad an Amr ibn Ebi Amr an Ekirmeten ibn Abbas radıyallahu anhüma kâle kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli Peygamber Efendimiz namaz kılar idi minelleyl geceliğin feyesme'u işidirdi kıraatehu onun Kur'an okuduğunu min verail hücuri şeyine hücrelerin arkasından ve huva bu ki Peygamber Efendimiz fil beyti beyti yani içeride kendi yerinde okurdu fakat dışarıdaki adam onun kıraatini işitirdi. Şu anda aşikar okurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا قيس بن ربيع عن هلال بن حباب عن يحيى بن جعدة عن جدته أم هاني kendi ceddesi yani babasının annesi Ümmü Hani'den rivayet ediyor ki قالت Ümmü Hani buyurdular ki كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ben Resul-i Ekrem Efendimiz'in sedasını işitirdim fi cevfil leyl gecenin ortalarında ve ene naimetun halbuki ben de uyurdum ala ureyşi arişi damlarda şey yaparlar burada yazın sıcaktan dört ayak olduğuna bir iskemle gibi bir şey yaparlar ona ariş derler kürsi burada hala yani eski bedevi usullarında var onun üzerinde ben yatar uyurdum damda Resulullah Efendimiz'in okuduğunu da işitirdim diyor. Ve huve yusalli Peygamber Efendimiz de namaz kılardı. Yureddi'u bil Kur'an Kur'an'ı tercih ederdi. Yani bir ayeti tekrar tekrar okurdu. Böyle bir ayet tesadüf etmiş ki Resulullah Efendimiz onu tekrar okumuş. O kadının evi yakın olduğundan dolayı bunu işitmiş. Bu da neye delalet etti? Peygamber Efendimiz nafile namazında Kur'an aşikar okurmuş. قال أبو جعفر إمام التحاوي بيقول لك فذهب قوم بيركوم ذاهب بضي إلى أن القراءة قراءة في صلاة الليل gece namazında gece nafile namazlarında hakeza hiye hakeza böylecedir yani aşikar okunu hiye o namaz ve kerihu mekruh gördüler el muhafetete gizli okumayı mekruh gördüler cemaatten, ulemadan bazıları dediler ki gece nafile kılan bir adam Kur'an'ı aşikarı okuması lazımdır. Allah. Gizli okuması mekruhtur. Allah Allah. Buyurun az, böyle buraya buyurun Doktor Bey doğruyu desin. Hafif efendim. Gel şimdi buyurun. Sen. Bu bir mesele. Şimdi İmam-ı Tahavi'nin usulü öğrendiniz ya. Meselede kaç gavul varsa kavullerini yazar. En sonki kavli Ebu Hanife'nin ve İmameyn'in kavlini getirir. Eğer onlar müttefik ise sonunda getirir ve bihi kâle Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed der. Yok meselede birkaç kavl varsa onları ayrı ayrı getirir. Mesela İmam Ebu Hanife'nin kavli başka, Ebu Yusuf'un kavli başka, yukarıda da okuduk ya onları da ayrı ayrı zikrediyor. Ve halefehum fi zalike bu mesele hakkında bu alimlere muhalefet etti aherun diğer alimler. Fekalu bu diğerler buyurdular ki inşa'a gece nafile kılan bir adam dilerse hafete gizli okur. Ve inşa'a dilerse cehra şikare okur. Radıyallahu anh. Allah onlardan da razı olsun. Bu ikinci mezhep. Birinci mezhepte gizli okumak gece mekruh nafile namazda. Fakat ikinci mezhebe göre muhayyer, isterse aşikar okur, isterse gizli okur. Peki delil, birincilerin delili getirdi. İki hadisi şerif, üç hadisi şerif getirdi. Bu ikinci mezhebin delili de وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu ikinci kavle zahip olanlar ihticac ettiler. بِمَا حَدَّسَنَ اَبْنَ اَب۪ي دَوُدُ İbn-i Ebu Davud'un rivayetiyle.
قال ابن أبو داود بيردرك حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا ابن المبارك عن عمران بن زايدة زايدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أزرة أبو هريرة روايته الذي قال بيردك كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'in kıraatı oldu. Yani billeyi. Geceyi kastediyor. Gece kıraatı oldu. Yerfe'u tavran. Bazen sesini kaldırırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yahfidu tavran. Bazen de indirirdi. Bazen kaldırırdı, bazen de indirirdi. Yani bazen aşikarı okurdu, bazen de gizli okurdu. İşte delil bu. Demek ki ikisi de caiz. Ama öteki adam buna da itiraz eder. Diyor ki yer kavrıdan maksat yani bağırırdı. Aşağı indirdiğinde de gene işitilirdi. O ne de diyebilir yani. Çünkü cehare hafete demiyor. Yer fe'u yakfidu. Diyor ki ben bunu iki hadisin arasını telif için böyle de diyebilirim der. Yani bazen de sesini çok yukarı kaldırırdı ona yer fe'u der. Bazı de biraz aşağı indirirdi ona da yakfidu der. Fakat ki ikisi de aşikarı o gene. Aşikarı okurdu. Diyebilir bunu. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا حفص بن الغياث عن عمران فذكر بإسناده ومثله أين سنفلا أين حديث شريف سكري لدي حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم عن عمران بن زايدة عن نبيه عن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أبو نعيم ده bu hadis-i şerifi zikretti. وَلَمْ يَذْكُرْ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ Yalnız senette Ebu Halid el-Valibi'den rivayetiyle de Ebu Hureyre'yi zikretmedi. Bu vakitte hadis ne olur? Mürsel. وَهَذَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ İşte Hazreti Ebu Hureyre يُخْبِرْ وَاَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den haber veriyor ki اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ Sevtünü kaldırırdı. فِي قِرَاءَتِهِ بِالْلَّيْلِ Gece kılmış olduğu namazların kıraatinde tavran bazen kaldırırdı. Ve yahfiduğu sesini indirirdi tavranda bazen. Tabi burada bu ikinci kavle sahip olanlar yani kaldırırdı aşikarı okurdu, yahfidu da gizli okurdu manasını. Zülü aliyyeli. Fakat dediğim gibi öteki taraf buna itiraz edebilir. Eğer daha başka kuvvetli delil bakalım getirecek mi? فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki عَلَى أَنَّ لِلْمُصَلِّي Musalli için namaz kılan için olucudur. فِي اللَّيْلِ Gece namaz kılan için olucudur. اَنْ يَرْفَعَ Sesini kaldıra اِنْ اَحَبَّ Severse. وَيَخْفِدَ اِنْدِرَ اِنْ اَحَبَّ Severse. İsterse sesini kaldırır. İsterse indirir. وَقَدْ يَجُوزُ Bazen caiz olur ki اَنْ يَكُونَ اُلَى مَا زَكَرَتْ مَحَانِئِينَ Mühanemin zikretmiş olduğu وَبْنِ عَبَّاسٍ İbn-i Abbas'ın zikretmiş olduğu مِنْ رَفْعِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kaldırmış olduğu sazdahu sesini bir kıraati kıraatide ki salatihi namazında billeyip gece onlar rivayet ettiler ya biz ta dışarıdan okurduk Abdullah bin Abbas diyor ki Resulullah içeride dışarıdaki adam kıraatini eşidirdi. Ümmühani de diyor ki, Resulullah Efendimiz kendi evinde, ben ta karşıda kendi damımda olduğum halde Resulullah'ın kıraatini işitirdim. Bunların kıraati olmuş ola, ne ola bunların kaldırmış olması? Huve ref'u. O bir ref'i olmuş ola ki, kad kâne yef'alû. Peygamber Efendimiz onu işlerdi. Bi'akibihi, onun akibinde el-hafta hafta işlerdi. O nükte zayıf. Yani evvela gizli okurdu, sesini aşağıdan tutardı, sonradan kaldırırdı. Böyle olmuş olur. Evet. Hadis-i İbn-i Abbas'ın, Abdullah İbn-i Abbas'ın hadisi, Ümmühani, Hazreti Ümmühani'nin hadisi, radıyallahu anh, La yenfi nefyetmez, el-hafta, sesi aşağı indirmeyi nefyetmez. Diye Hazreti Ümmühani diyor ki, ben işitirdim ama demek Resulullah Efendimiz evvelden, aşağıdan başlardı, eşitmezdi o vakit. Fakat sonra sesini kaldırdı o vakitte, eşitirdi. Sonra hücrenin dışarısında olan bir adamın işitmesi doğru. Resulullah Efendimiz sesini aşağıdan okuduğu vakitte eşitmez. Ama yukarı kaldırdığı vakitte
bir şeydir. Yani bütün namazı başından sonuna kadar sesini kaldırarak okumuş olduğuna delalet yok onların hadisinde. Evet. Ve hadis-i Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi yübeyyinü, beyan ediyor ki ennedil musalli, musalli için orucudur. En yahfide, sesini aşağı indire in habbe severse ve yerfe'e kaldıra in habbe severse. Fahve öyleyse bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisi evla, daha evladır. Min hadil hadis, öteki hadislerden daha evladır. Ve bihi yakul, işte bunun da hükmeder Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammedun rahimahumullah. Bunlar için de böyle hükmeder. Şu halde burada yerfe'u ile aşikareyi kastetti, yahfudu ile de gizliyi kastetti.